Merhaba arkadaşlar. Şimdi Mayıs ayında ikinci olarak yayınlanan örnek sorulara cevaplayacağız matematik sorularını. Daha hemen yeni çıktı bunlar. Beraber cevaplayalım. Son artık bunlar biliyorsun örnek sorular. Haziran'da da iki tanesini bilmiyorum yayınlarlar ama bir tanesi kesin yayınlarız Haziran başında. Bu da artık yani sondan ikinci falan diyebiliriz bu örnek sorulara. Şimdi bakalım ilk sorudan başlayalım. Üste bize bilgi vermiş. O bilgi kısmını bir geçiyoruz. Evet, şurada. Evet, diyor ki bir süt fabrikasında özdeş şişelere iki farklı ünite sütün doğumu yapılmaktaymış. Şöyle aşağı ineyim. Evet, diyor ki birinci doğum ünitesinde giren boş şişeye süt doldurmak için geçen süre 12 saniye olup dolan her şişenin üniteden çıkıp yeni bir boş şişenin üniteye girmesi için geçen süre 4 saniye. Yani toplamda arkadaşlar 12 artı 4'ten 16 saniyede bir birinci üniteden dolum şişe dolmuş ve çıkmış olmuyor. Ve bakarsak ikinci dolum ünitesine diyor ki burada ise süt doldurmak için geçen süre 10 saniye, dolan şişenin çıkıp yeni şişenin girmesi de 5 saniye. O zaman burası da 10 artı 5'ten arkadaşlar 15 saniye olmuş oldu. Yani birinci doğum ünitesinde 16 saniyede bir yeni şişeler doluyor. İkincisinde ise 15 saniyede bir dolmuş oluyor. Buna göre bu iki dolum ünitesinde aynı anda birer tane boş şişe girdikten sonra 128. kez iki dolum ünitesinde aynı anda birer tane boş şişe girene kadar geçen süre dakika cinsinden hangisidir? Şimdi ben ne istiyorum? Aynı anda girmeden istiyorum, değil mi? Şimdi bakalım o zaman biri 16 saniyede bir doldurup yeni şişeye geçiyor. Diğeri de 15 saniyede bir yeni şişeye geçiyor. Burada bakarsak o zaman ikisini neydi bulmam lazım? En küçük ortak katını bulmam lazım. Bulalım şurada 16 ve 15'in ekokunu bulalım. Şimdi bunu zaten arasında asıl olduğu için ne yapmam lazım? Direkt 15 ile 16'yı çarpmam lazım, değil mi? Onu çarpalım burada. 16 çarpı 15 yaparsak 6 kere 5 30 50 de var 3. 5 kere 1 5 3 daha 8. 6 1 etti bize 240 saniye. Yani bunların ekoku arkadaşlar şöyle yazalım. Bunların ekoku 240 saniye. O da 60'a böleceğim. Niye? Dakika olarak bana sormuş çünkü. Böldüğümde ne anlıyorum? 4 dakika. Demek ki bu ürünler 4 dakika sonra tekrar beraber dolum yapıyorlar, değil mi? Zaten bakın ilk başta bir beraber dolum yok. İlk dolum 4 dakika sonra, ikinci dolum 8 dakika sonra olarak gidiyor. Peki 128. dolumu istiyor. Bu bir dolum için 4 dakika. 2 dolum için 8 dakika. Ne yapacağım o zaman? 128 dolum için ne yapmam lazım? 4 ile 128'i çarpmam lazım. Burada zaten 4 dediğimiz 2 üzeri 2. 128 de 2 üzeri 7. Bunları çarptığımda kuvvetleri topluyordum. 2 üzeri 9. Şıklarda 2 üzeri 9 yapanı arayacağım arkadaşlar. Burada bakıyorum C şıkkında 8. 2 üzeri 3 demektir. Bir de kuvvetinde 3 var. Kuvvetleri çarptığımda 2 üzeri 9 yapmış oldu. Yani birincinin doğru cevabı Ceyhan olmuş oldu. Şimdi gelelim 2'ye. Evet, diyor ki burada bir oyun oynayacaklarmış. Kimdi? Kaan ve Doruk. Diyor ki bize burada kurallar şöyleymiş. Oyuna başlayan oyuncu bir rakam söyler. Diğer oyuncu arkadaşının söylediği sayının kök iki katını, en yakın olduğu doğal sayı değerini bulur söyler. Sıra tekrar oyuna başlayan oyuncuya geldiğinde o da arkadaşının söylediği sayının kök iki katının en yakın olduğu doğal sayı değerini bulup söylüyor. Oyun böyle böyle gidiyor. Biri yanlış yapana kadar gidiyor. Kaan 3 söyleyerek başlıyormuş. Doruk 3. kez sayı söylediğinde oyun bitmiş. Buna göre Doruk'un söylediği sayı hangisi olamaz? Şimdi şöyle diyelim. Bir Kaan söyleyecek, bir Doruk söyledi, değil mi? Şimdi Kaan'ın söylediği kaçtı? 3. Şimdi ne yapıyordu karşıdaki? Bunun kök 2 katını, yani şöyle yazarsak 3 kök 2'nin en yakın olduğu doğal sayıyı bulacak. Şimdi ben bunu yaptığımda 3'ü içeri aldığımda arkadaşlar karesi girer, değil mi? 3'ün karesi 9. 9 da çarparsak 2 ile kök 18 yapar. Şimdi kök 18 hangi doğal sayıya daha yakın? Bu kök 16 ile, değil mi? Kök 25 arasındadır. Yani 4 ile 5 arasında olacak. Hangisine yakın?
Kök 16 ile 2 fark var. Bunda 7 fark var. Yani 4'e yakın. O zaman Doruk ilk olarak 4 sayısını söylemiş oldu. Peki gelelim bunun ikinci söyleyeceği sayıya. O ne yapıyordu peki Kaan? Şimdi Doruk'un söylediği sayının kök 2 katını alacak. Yani 4'ün kök 2 katını aldığında 4'ün karesi olarak girecek. 16 çarpı 2'den kök 32 oldu arkadaşlar. Şimdi kök 32'yi de düşünürsek, onları ayrı bir yerde yapalım karışmasın. Mesela şurada yapalım onları. Kök 32'miz de arkadaşlar hangi iki tam kareden küçük ve büyük dersek, bu 36 yani 6'nın karesinden küçük, 5'in karesi 25'in karesinden büyük. Yani 5 ve 6 arasında. Hangisine daha yakın? 6 ile yani 36 ile arasında 6 fark var. Bunun arasında 7 fark var. Yani bu 6'ya yakın. O zaman Kaan şimdi 6 söylemiş oldu. Geldik Doruk'un ikinci söyleyeceği sayıya. Ne yapıyordu? Kaan'ın söylediği son sayının kök 2 katını, yani 6'nın kök 2 katını söylemiş olacak. 6 içeri ne girecek arkadaşlar? 36 yani karesi. 36 çarpı 2 ne yapacak? 72. Şimdi yine burada bulalım. Acaba kök 72 hangi iki tam kare arasında? Bu da kök 81 yani 9 ile 8 yani kök 64 arasında. Bu 8, bu 9 demektir. Buradan arkadaşlar 8 fark var. Burada ise 9 fark var. Yani 8'e daha yakın. O zaman Doruk'un ikinci söylediği sayı 8 olmuş oldu. Şimdi gelelim Kaan'ınkine. Kaan da Doruk'un söylediği yani 8'in kök 2 katını söylüyor. 8 içeri 64 girdi. 64 çarpı 2 de 128 yaptı. Yani kök 128. Onu da bulalım burada. Kök 128 kök 121 yani 11'in karesinden büyük ve 12'nin karesi kök 144'ten küçük. Hangisine daha yakın? Burada 7 fark var. Burada ise 10'dan bile fazla olduğu için 11'e yakın. Demek ki Kaan 11 söylemiş. Şimdi geldik Doruk'un 3. sayısını bulmaya. Şimdi 4'ü söyledi, 8 söyledi. Ne yapacak peki? Son olarak da 11'in kök 2 katını söylemiş olacak. O da 11 içeri girecek. 121. 121 çarpı 2 de 242 yapacak. Kök 242'ye bakalım. Onu da burada bakalım hangi ikisi arasında. Şimdi burada 15'in karesi arkadaşlar 225 yapacak. 225'ten büyük. 16'nın karesi de 256 yapacak. 256'dan küçük. Yani 15 ile 16 arasında. Şimdi bakarsak burada arkadaşlar kaç fark olmuş oluyor? 225'ten 242'ye 17 fark değil mi burada? Evet, 225 burası, 10 ekledik, 235 çıkıyor. Evet, burada ise kaç fark oluyor? 42, 14 fark olmuş oluyor. Demek ki 16'ya daha yakın. Evet, şimdi geldik aslında sorunun en can alıcı yerine. Şimdi burada tamam 16'ya yakın. Ama şuraya dikkat edin. Doruk üçüncü kez sayı söylediğinde oyun bitmiştir diyor. Peki oyun nasıl bitiyordu? Oyun arkadaşlar bir tanesi yanlış söylediğinde oyun bitiyordu. Ona göre. O zaman demek ki Doruk en son üçüncüde yanlış söylemiş. Yani üçüncüde doğru olan nedir? 16 değil mi? Yani bu 16'ya yakın 16 demesi gerekirdi. 16 deseydi oyun bitmezdi. Demek ki 16 olamaz. 15 diyebilir. Zaten bakın 4 dedi, 8 dedi ikinci söyleyişte. Son söyleyiş çok önemli. Oyun biteceğine göre Doruk burada yanlış söylemiş. Yani 15 söyleyebilir. 15 söylediğinde oyun biter. Ama 16 söyleseydi doğru söyleyecekti. Oyun bitmeyecekti. O yüzden çok güzel bir soru olmuş. Bunu da tekrar gözden geçirin derim. Ne oldu? Cevap D olmuş oldu. Üçüncü soruya. Üstteki bilgi kısmını yine ben geçtim. Onları zaten biliyorsunuz. Şuraya geçtik. Şimdi diyor ki dikdörtgen biçimindeki yani bu kağıtları söylüyor. 206 tane kağıt aşağıdaki gibi köşeleri çakışacak şekilde üst üste konuyor. Biraz daha aşağı indim. Üst üste konulan tüm kağıtlar yukarıdaki gibi ortadan ikiye katlanıyor. Yani bakın bu kağıtları şuradan almış olduk ve katladım. Böyle katladım üst üste. Yani böyle bir defter gibi oldu. Üst üste konulan tüm kağıtlar ortadakine katlanıyor. Elde edilen katlanmış kağıtlar tam ortadan yani buradan zımbalanarak defter elde ediliyor. Diyor ki son olarak şuraya bir aşağı inelim. Evet. Son olarak not defterinin tüm sayfalarına en dıştaki sayfadan başlanarak 1, 2, 202, 203 şeklinde
2'nin doğal sayı kuvvetlerinden biri sayfa numarası olarak veriliyor. Buna göre not defterinin tam ortasındaki kağıdın 4 sayfasına verilen sayfa numaralarının çarpımının sonucu hangisidir? Şimdi burada zaten E-Not'ta kalan değil mi? Şu kısım olmayacak mı arkadaşlar? Burada zaten kaç tane kağıt vardı? Bakın üstte yazıyor. 2 üzeri 6 tane kağıt var üstte değil mi? Yani burada aslında şu en son kalan yer 2 üzeri 6. kağıt. Değil mi? Peki her bir kağıda ben kaç tane sayfa numarası veriyorum aslında? Yaprağı diyelim. 2 değil mi? Çünkü bir ön sayfaya bir de bunun arkasını vereceğim. 2. Demek ki her yaprakta 2 tane numara var. O zaman şöyle düşünelim. Burada arka arkaya 206 tane yaprak mı var buraya kadar? O zaman her birinde 2 tane sayfa numarası varsa 2 çarpı 2 üzeri 6'dan bunun kuvvetini 1 dersek 2 üzeri 7 tane ne olacak arkadaşlar? Numara verilmiş olacak. Nereye kadar peki numara verilecek? Tam burası 207. numara. Peki nasıl gidiyor bunlar? Bakın bu birinci sayfa değil mi? Bu aslında 2'nin 0. kuvvet. Yani şöyle bak örüntü şeklinde yazsak, birinci sayfada 2 üzeri 0. İkinci sayfada 2 üzeri 1. Bakın 2 gelmiş değil mi? Bu 2 üzeri 1 demektir. Sonra 3. sayfada 3. verilen numarada 2 üzeri 2. 4. verilen numara 2 üzeri 3. Yani şöyle bakarsak bu kuvvetler verdiğim kaçıncı numara olduğunun bir azı kadar kuvvet var değil mi? Mesela birinci sayfa için 0. kuvvet. İkinci sayfa için 1. kuvvet. Üçüncü sayfa için 2. kuvvet. Yani ne oluyor? O zaman burada 2 üzeri 7. Buraya niye 6 yazmışız biz? 2 üzeri 7. sayfa için ne olmuş olacak arkadaşlar? Bir azı kadar yani 2'nin 2 üzeri 7 kaç yapar peki? 128. Yani 2 üzeri 127 olmuş olacak bir azı kadar. Yani burada 2 üzeri 127 var. O zaman bir sonrakinde 2 üzeri 128. Peki bunun bu bir bütün yaprak aslında. Bütün bir A4. Bunun bir öncesi arkadaşlar şöyle bunun bir arkasında 2 üzeri 126 olacak yani değil mi? O zaman bunun da bir arkasında bir sonraki sayfa 2 üzeri 129 olacak. Diyor ki bunların çarpımına bulacağız. Yani ne yapıyorum? 2 üzeri 126, 2 üzeri 128, 2 üzeri işte 127 atlamışım onu da yazalım. 127 ve 2 üzeri 129. Bunları topladığımda 2 üzeri 550 yapar. Şıklarda hangisi 2 üzeri 550 yapar? Hemen B şıkkına baktık. Oradaki 4 2 üzeri 2 demektir. 2 üzeri 2'nin üstünde 255 var. Bu arada 500 kaç dedik buna? 550 değil burası. 510 olması lazım arkadaşlar. Bakalım bir 120 120 120 120 etti 480. Şuradan 9 7 daha 16 6 daha 22 30 da buradan evet 480 30 ekledik. 510 arkadaşlar hemen özür diliyorum. Bunu düzelttim. 510. 2 üzeri dedik B şıkkına bakıyoruz. 4 2 üzeri 2 idi. Bir de üzerinde 255 var. Kuvvetleri çarptığımda 2 üzeri 510 yapar. Demek ki bu B şıkkı olmuş oldu. Evet geldik soru 4'e. Yine üstteki bilgi kısmını ben geçtim sizin için. Evet geldik soruya. Fotoğraf çekerken net olarak görebildiğimiz en yakın nesne ile en uzak nesne arasındaki mesafeye net alan derinliği denir. Mesela buradaki bak fotoğraf makinesi burada. Buradan itibaren net olmayan bölge var. Buradan başlıyor net bölge. Burada bitiyor. Yani buradan buraya kadar net alan derinliğiymiş. Buradan sonra gene net olmuyormuş. Volkan fotoğraf makinesinde kök 180 metre uzaklıkta bulunan bir ağaca göre fotoğraf makinesinin net alan derinliğini ayarlamıştır. Diyor ki aşağı inelim. Volkan'ın yaptığı bu ayarlamada net alan derinliği yani burası makine ile netleme yapılan ağaç arasındaki mesafenin yarısıdır. Şimdi bu mesafe kök 180 mi arkadaşlar? Hemen ben bunu bir kök dışına arasın. 36 çarpı 5 demektir. 36 dışarı 6 çıkar. 6 kök 5 yapar. Yani buradan ağaca kadar 6 kök 5'miş. Diyor ki bana şu cümlede şunu anlıyoruz. Makine ile netleme yapılan ağaç arasındaki yani şuradan ağaca kadar mesafe bu mesafenin arkadaşlar hemen düzeltelim onu. Nereden nereye kadardı? Net alan derinliği pardon. Şu uzunluk arkadaşlar
şu mesafenin yarısıymış. Yani 6 kök 5'in yarısı kadarmış. Onu böldüğümde ne yapar? 3 kök 5. Yani demek ki bu kırmızı olan bölgenin uzunluğu 3 kök 5'miş. Sonra diyor ki netleme yapılan ağaç ile fotoğraf makinesi arasındaki net alan bölge, net olan bölge net alan derinliğin 1/3'ü. Yani ne diyor? Fotoğraf makinesinin hizasından ağaca kadar, yani şu bölgeyi söylüyor bize arkadaşlar. İyi okuyalım. Netleme yapılan ağaç ile fotoğraf makinesi arasındaki net alan bölge. Bakın, fotoğraf makinesi arasında kalan net alan bölge şu kısım. Bu buradaki net alan derinliğinin 1/3'üymüş. Yani 3 kök 5'in 1/3 demek 3'e böl demek. Bunu böldüğünde ne olur peki? Kök 5 olur. Yani bunun tamamı 3 kök 5 ise burası 1 kök 5, burası da 2 kök 5 olmuş oldu. Peki tamamı 6 kök 5 değil mi? O zaman burası da 5 kök 5 olmuş oldu. Peki soru ne? Buna göre net alan bölgede yer alan bir nesne ile fotoğraf makinesinin arasındaki uzaklığın metrecinsinden alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerleri nedir? Yani şunu soruyor bize. Fotoğraf makinesine uzaklık olarak net alanın başladığı yerle bittiği mesafenin, yani şu kısımla uzaklığın son uca kadar olan uzaklığın olabileceği tam sayı değerlerini istiyor. En küçük ve en büyük. Şimdi zaten burası ne arkadaşlar? En küçük uzaklık 5 kök 5 değil midir? Bakın buraya en yakın makine uzaklığı 5 kök 5. Yani demek ki 5 kök 5 en küçük değerimiz uzaklık olarak. Bunu içeri aldığında 5'i 25 ile 25 çarpı 5 kök 125 yapar. Peki kök 125 acaba hangi iki tam sayı arasında diye baktığımızda bu 11 yani kök 121 ile 12 yani kök 144 arasında. Peki ne anlıyorum ben bunu? 11'den fazla, 12'den az bir şey. Yani 11'den fazla mı? 12 yok. Tam sayı olarak o zaman ne olabilir burası? 12, yani en yakın tam sayı 11 düşünsem 11 burada falan başlıyor değil mi 11? Yani 11 aldığımızda net alan bölgeye girmiş olmuyoruz. Net alan bölgede olacak, yani net görebileceğim mesafede olacak. En yakın tam sayı o zaman biraz daha ilerisindeki 12 olmuş olacak. Demek ki en küçük 12 olabilir. 12'deyken tam sayı olarak net görmeye başlıyorum. Peki diğer uzaklıkta bakın 5 kök 5, 6 kök 5, 2 daha 8 kök 5 uzunluğunda. O zaman 8 kök 5'te 8'i içeri aldığımda 64 yapar. 64 çarpı 5 de 320 yapar arkadaşlar. Kök 320 bu. Peki kök 320 acaba hangi iki tam sayı arasında? Bu 17 ile 18 arasında, yani 17 kök 289'dur. 18 de kök 324'tür. Yani bu ne demek oluyor? 17 buralarda kalıyor. 18 buralarda kalıyor. Öyle düşün. 18 geçiyor yani. Ben net görebileceğim iki tam sayı arıyorum. Net görebileceğim tam sayı yani 17 olan. Demek ki 12 ve 17 arasındaki tam sayı olarak uzaklıkları net görebiliyorum. Yani doğru cevabımız Ceyhan olmuş oldu. Evet, güzel sorular var bu arada. Beşinci soruya geldik. Olasılık sorusu. Evet, şu soruya, yani bilgiyi geçtim. Diyor ki aşağıda internet üzerinden alışveriş yapılan bir sitede satılan 3 farklı marka kalemin satış fiyatları verilmiş. Duru bu kalemlerden 10 tane almıştır. Duru'nun satın aldığı kalemler arasından rastgele seçtiği bir kalemin A marka olasılığı, olma olasılığı B marka olma olasılığından daha fazla. Ne anlıyorum? Demek ki A'nın sayısı arkadaşlar B'nin sayısından fazla. Ama C marka olma olasılığından daha azmış. Demek ki A C'den az olacak, B'den fazla olacak sayısı. Buna göre. Buna göre diyor ki Durun'un satın aldığı kalemler için ödediği toplam para en az kaçtır? Şimdi toplam 10 tane var arkadaşlar. Ben ne istiyorum? En az pay ödemek için C, şimdi en fazla olacak ya miktar olarak. Ama C'de en pahalı kalem. Demek ki en az C'den kaç tane alabilirim? Şimdi düşünelim. Ben bundan en az diyelim ki hani 4 tane alsaydım diyelim. 4 tane olsa bu ikisinde kaç kalacak arkadaşlar? 6 mı kalacak toplamda 10 tane kalem olduğu için? Peki A olan, yani bu 4'ten de az olması lazım değil mi? Diyelim ki 4'ten az, en fazla ne olabilir? 3 olabilir değil mi? 3 olsa 4, 3 daha 7. Ne kaldı geriye? 3 mü kaldı? Ama aynı olmayacak çünkü olasılıkları aynı değil. O zaman demek ki C markadan arkadaşlar en az 4 tane olmuyor. Çünkü 4 tane olma diğerleri eşit olmuş oluyor. Ne yapmam lazım? O zaman bunu bir arttıralım. Yani 5 tane alsam. Ne kaldı geriye? 5 mi kaldı?
5'ti öyle paylaştıracağım ki bunda daha az, buna daha çok olmuş olacak. O zaman buna 3 koyduğumda, buna 2 koyduğumda olasılıklar da buna uygun olmuş olur. Böylece en pahalılarda alabileceğim en az miktarda kalemi almış oldum. O zaman böylece 3 tane bundan alsam 36 lira buraya verdim. 20 lira buraya verdim. 15 çarpı 5 de 75 lirayı buraya verdim. Bunları topladığımda arkadaşlar şöyle yapalım. 70, 30 daha, 100, 20 daha, 120, 125, 131 olmuş oldu. O da B şıkkında var. Evet, geldik 6'ya. Burada üstteki asal sayı varlığında asal bilgilerini geçtim. Diyor ki böyle bir tablo var. 9 tane kareden oluşuyor. Soruya geldik. Soru şu. Bu tablodaki sarı renkli karelerin içinde birer doğal sayı yazıldıktan sonra mor renkli karenin içine kendisiyle ortak kenarı olan sarı renkli karelerin içinde yazan doğal sayılar ile arasında asal olacak ve iki tane asal çarpan olan en küçük doğal sayılar yazılacak. Buna göre sarı renkli karelerin içinde yukarıdaki sayıların yazılması durumunda mor renkli karelerin içine yazılması gereken doğal sayıların toplamı kaç? Şimdi ne istiyorum? Bakın dikkatli olun. Şimdi örneğin şuraya yazacağım. Yani şuradaki yere yazacağım sayı bir kere 27 ile 36 ile ve 28 ile arasında asal olacak. Aynı zamanda da yazabileceğim en küçük iki tane asal çarpanı olan sayı yazacağım. Her mor kare için aynı şey. İşte önce biz şunu bulalım. Acaba bunların asal çarpanı nelerdir? 27'nin asal çarpanları bu 3 üzeri 3 ya. 3'tür. Bu da 28'e böl aslında sen bulalım fark etmez. 2'ye böldüğümüzde 14, 2'ye böldük 7, 7'ye böldük 1. Bunun asal çarpanları 2 ve 7. 36'ya baktığımızda 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Bunun asal çarpanları 2 ve 3. 88'e gelirsek 2'ye böldüm 44, 2'ye böldüm 22, 2'ye böldüm 11, 11'e böldüm 1. Bununki de 2 ve 11. Geldim 60'a. 60'ın asal çarpanları 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Bununki de 2, 3, 5'miş. Şimdi ben buraya bu 3'üyle etrafındaki 3 sarıyla arasında asal olsun istiyorsam buraya bunların asal çarpanlarından birini yazmayacağım. Yani buraya 2 var. Bakın buraya 2 gelmeyecek asal çarpan olarak. 3 gelmeyecek çünkü etrafında 3 var. Ama 5 çok. En az buraya 5 yazabilirim arkadaşlar. Yazdığım. Sonra ne var? 7, yani 5'ten sonraki asal çarpan değil mi? 7 var ama yazamıyorum. Sonraki asal çarpan ne var? 11 var. O zaman 5 çarpı 11'den buraya ne yazdım ben? 55 değil mi? Yazabildim. Geldik şimdi şuraya. Nereye gelip? Şuraya gelin. Burada bakın etrafında 3 var, 2 var, 11 var. Şimdi 2'den sonra yazabileceğim ne var arkadaşlar? 3 ama var. 3'ten sonra yazabileceğim asal 5 yazabilirim çünkü etrafında yok. 5'ten sonra yazabileceğim asal 7 etrafında yok. O zaman buraya 7 çarpı 5'ten 35 yazabiliyorum. Şimdi geldim buraya. En küçük asal çarpan 2 yazamıyorum. 3 yazamıyorum bakın var etrafında. 5 yazamıyorum, 7 yazamıyorum. O zaman buraya 11 ve bir sonraki asal çarpan 13 olur. 11 ve 13 çarptığımda da 143 demek olacakmış buradaki sayımız. Şimdi geldik buraya. Buraya asal olarak 2 yazamıyorum. 3 yazamıyorum. 5 yazamıyorum. 7 yazabilirim. Sonra 11 yazamıyorum. 13 yazabilirim. Yani niye 2 tane peki yazıyorum? 2 tane asal çarpanı olacak diyordu. O yüzden bunu da tekrar söyleyeyim. 13 çarpı 7 ne yaptı? 91 yaptı. Peki toplamaya başlayalım. Nereye topluyoruz peki? Evet. Neydi? 55 yazdık morlara. Morların ben toplamını istiyorum. Sonra 35 yazdık. 143 yazdık. 91 yazdık. 10, 13, 14'ün 4 elde var. 1, 9, 13, 16, 21. Bir de elde 22'nin ikisi elde var. 2, bir de burada 2 geldi. Elde oldu. 3 demek ki 324 oluyormuş. Evet geldik 7'ye. Aşağıdaki dikdörtgen açılması biçimindeki 3 parçadan oluşan bir kabinin açık ve kapalı durumlarda görünümleri verilmiştir. İşte bu kapalı hali, bu da açık hali. Yani böyle bakın okla gösterilen şekilde açılıyor. Diyor ki bu kabinin iki küçük parçası birbirine paralel
Büyük parçası ise küçük parçalara dik konumda olacak şekilde açılıyor. Yani şunlar karşılıklı paralel, bu ise bunlara dik. Evet, şöyle dursun. Diyor ki açık halde bulunan 4 tane kabin yan yana aralarında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi dizilerek iki duvar arasını tam olarak kapatmıştır diyor. Sonra buna göre kabinlerin yerleştirildiği iki duvar arasında kalan dikdörtgen biçimindeki karşı duvarın desimetre cinsinden yüzey alanını veren cebirsel ifade hangisiyle özdeştir? Bak şimdi niye sordun, iyi bakın. Diyor ki buna göre kabinlerin yerleştirildiği iki duvar arasında kalan dikdörtgen biçimindeki karşı duvarın neresi varsa arkadaşlar, bunun arkası yani bak şuradaki şu uzunluk buradan alta kadar geliyor, en aşağıya kadar geliyor. Bu da en aşağı kadar geliyor ve en alttan şöyle bir dikdörtgen var. Bize bunun alanını soruyor. Peki bakalım şimdi neydi uzunluklarımız? Şimdi diyor ki bakın buradaki kalınlık arkadaşlar, bu dik paralel duvarların kalınlığı 1 desimetreymiş. Yani bakın şu 1 desimetre. Bu da 1, bu da 1. Bu da 1, bu da 1. Şu da 1 ve bu da 1. Ve arada kalanlara bakarsak arkadaşlar, arada kalan yerimiz şurası değil midir? Bakın tam şu kısım değil mi? O da bakın ne kadarmış? 2x'miş. Yani şunlar da 2x, 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 2x. Peki o zaman ne kaldı? Yükseklik kaldı. Bakın o da ne kadardı arkadaşlar? Şuradaki uzunluğumuz yükseklik olarak 3x. O da neresi peki? Şuradan gösterirsek zaten bakın şu kısım 12 değil mi? Yani buradan aşağıda arkadaşlar 3x kadar daha yükseklik var. Şimdi bunun kısa tarafı zaten belli. O da nedir? 3x artı 12. Geldik uzun tarafına. 2x, 4x, 6x, 8x var bir kere. Şuraya bir yazalım. 8x'i yazdık. Artı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de oraya yazdık. 8x artı 8 olduğu alan bulacağım. Ne yapacağım? Şöyle 6 yazalım. 3x artı 12 ile 8x artı 8'i çarpacağım. Şimdi önce daha kolay çarpalım diye burada ortak parantez olarak 3'ü alabilirim. 3 parantezini aldığımda burası x artı 4 yapar. Burada 8 var. 8 parantezini aldığımda x artı 1 yapar. Yani dıştakileri çarptığımda 3 çarpı 8 24 x artı 4 ile ne yapacağım? X artı 1'i dağılma özelliğinden çarpacağım. Yani 24 dışarıda kalsın. X ile x çarparsam x kare. Şimdi şöyle düşünelim. Bunları çarptığımda 1x, bunları çarparsam 4x, toplarsam onları 5x yaptı. 4 ile 1'i çarpacağım en son. O da artı 4 yapacak. Yani 24x, 24 dışarıda, x kare artı 5x artı 4, o da A şıkkında var. Evet, geldik soru 8'e. Yine üstteki bilgi kısmını ben geçtim. Elektronik cihazların bataryaların depoladığı elektrik enerjisi miktarı MAH birimi olarak birimiyle gösterilir diyor. Aşağıda Güney'in tabletinin bataryası tam dolu iken yapmaya başlayıp bataryası tamamen boşalana kadar yaptığı işler ve bu işler sırasında tabletin bir dakikada tükettiği elektrik enerjisi verilmiştir. Buna göre bu tabletin bataryasının tam dolu iken depoladığı elektrik enerjisi miktarı MAH cinsinden hangisine eşit olur? Peki ne diyor burada? Bir dakika için bakın bunları yapıyormuş. Peki önce sürelere bakalım. 10'dan 12.08'e kadar arkadaşlar. Ne kadar geçti? 2 saat, şöyle diyelim, 8 dakika geçti. Bana dakika olarak lazım değil mi? Çünkü dakika olarak bunlar bize verilmiş. Buna yapar 120 dakika. 8 dakikada ne yaptı? Şuraya yazarsak yanına. Şurada 128 dakikalık bir kullanım var. Buraya bakarsak hemen şöyle bulalım isterseniz. 14.16'dan 12.08 çıkardığımda 8 dakika olur ve 2 saat olur. Yine 2 saat ne yapıyordu arkadaşlar? 120 dakika. 8 de burada. Bu da 128 dakika yaptı. Bekleme süresi. Bakarsak buraya da 14.48'den yine çıkaracağım. Zaten aynı saat içinde bunlar. 48'den 16'yı çıkardığımda burada 2, burada 3, yani burada da 32 dakika kalmış oldu. Şimdi bunlar aslında 2'nin kuvvetleri değil mi? Bu
2 üzeri 7. Bu da 2 üzeri 7. Bu da 2 üzeri 5. Şimdi bunlar 1 dakika için miktarlar. 2 üzeri 1 dakika için çarparak o zaman 2 üzeri 10 MAH birim enerji harcayacak. Bu da çarptığımda ikisini 2 üzeri 9 birim. Bu da çarptığımda ikisini 2 üzeri 9 birim. Ne diyor bana peki? Batarya tam doluyken. Peki bunlar bize değil mi harcanan kısımları vermişti ya. O zaman bunları ne yapmam lazım benim? Tabii ki bunları toplayacağım. Çünkü batarya tamam boşalana kadar yani doluydu. Hepsi boşaldı. Yani demek içinde burada enerji vardı. Toplayalım. Nasıl toplayacağım peki? 2 üzeri 10, 2 üzeri 9, 2 üzeri 9. Ben üslü ifadeleri böyle toplarken şunu isterim arkadaşlar. Hepsi aynı üslü ifade olsun. Bunlar 2 üzeri 9. Bu ise nedir? 2 çarpı 2 üzeri 9 düşünebiliriz. Bunun üzerinde 1 var unutmayın ya da 1'e gerek yok o kalsın. 2 çarpı 2 üzeri 9. Bunu ayırdım çünkü şimdi. Bu da aslında 1 tane 2 üzeri 9. Bu da 1 tane 2 üzeri 9. O zaman 2 tane, 1 tane, 1 tane toplamda 4 tane 2 üzeri 9 yapar. 4 de 2 üzeri 2'dir. 2 üzeri 9'a çarpıldığında bu kuvvetleri topladığımda 2 üzeri 11 yapmış olur. Evet geldik soru 9'a. Diyor ki aşağıda bir matematik öğretmeninin geliştirdiği bir yazılımın giriş sayfası verilmiştir. Birazdan bakacağız. Şimdi aşağı gidelim soruyu okuyalım. Diyor ki bu yazılıma giriş yapabilmek için ekranda görünen soruyu doğru cevaplamak gerekir. Bu yazılıma giriş yapmak isteyen Kuzey, karekökli ifadeden rastgele birini seçip işaretlemiştir. Buna göre Kuzey'in vermiş olduğu cevap, bu cevap ile yazılıma giriş yapabilmiş olması olasılığı kaçtır? Şimdi neymiş soru? Aşağıdaki karekökli ifadeler arasından kök 50 ile çarpıldığında bir doğal sayı eşit olacak. Çok çıkan bir soru tarzı. İki tane köklü sayı çarpımı doğal sayı olması için veya rasyonel sayı olması için kök üçlerinin aynı olması gerekir. Bu arkadaşlar 5 kök 2'dir. Ne arıyorum ben demek ki? Kök 2 ile çarpılması lazım ki doğal sayı olsun yani kökten kurtulsun. Şimdi bunların tek tek önce biz hangi köklü ifade kalacağını bulalım. Bu 2 kök 3'tür. 242 arkadaşlar bu aslında 121 çarpı 2 yani bu da 11 kök 2 yapar. 216'yı hemen şöyle bir ayırırsak 2'ye böldüm. 108. 2'ye böldüm. 54. 2'ye böldüm. 27. 3'e böldüm. 9. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. Bu dışarı 2 çıktı. Bu dışarı 3 çıktı. Dışarıda 6. İçeride 2, 3 kaldığı için içeride de 6. Yani bu da 6 kök 6. Kök 250 de arkadaşlar 25 çarpı 10'dur ya. 25 dışarı 5 çıkar. 5 kök 10 olur. Geldim bu 49 çarpı 2 yani 7 kök 2 yapar. Buraya gelirsek 180'i 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Bu dışarı 2 çıktı, bunlar 3 çıktı, dışarıda 6, içeride 5. Yani 6 kök 5. Geldik 162'yi de yapalım. 2'ye böldüm 81, zaten dışarı çıkar. Yani nedir bu? 9 kök 2'dir. 192'yi de bölelim. 2'ye bölsem arkadaşlar ne olur bu? 90, 90, 180 yani 96. 2'ye böldük 48. 2'ye böldük 24. 2'ye böldük 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. Şimdi bu dışarı 2 çıktı. Bu dışarı 2 çıktı. Bu dışarı 2 çıktı. İçeride kaldı 3. Yani çarparsam 8 kök 3 olmuş oldu. Ben ne istiyorum peki? Bir kere şuna bakalım. Kaç tane çarpım oluşur? Bununla olabilecek bütün durumları düşünürken yani paydaya ne yazacağım burada ben? Kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var değil mi? 8 tane durum var. Hangileri doğal sayı yapar? Kök 2'li olanlar. Yani 1 bu, 2 bu. 2 tane kök, pardon bir de burada varmış. 3 tane var kök 2'li sayı. Demek ki olasılığımız 8'de 3, o da B şıkkında var. Evet geldik 10. ve son soruya. Diyor ki Ozan telefonundaki tüm fotoğrafları telefonun hafızasında toplam 300 MB yer kaplıyor. Şuraya bir notumuzu alalım. Yani telefonda 300 MB arkadaşlar fotoğraf var. Ozan diyor ki telefon hafızasında yer kalmadığı için telefondaki tüm fotoğrafları internet ortamına yükleyip telefon hafızasından silmeye karar vermiştir.
Ozan 4 gün boyunca bu fotoğrafları internet ortamına yüklemeye devam etmiş ve her gün sonunda internet ortamına yüklediği fotoğrafları telefonundan silmiştir. Aşağıda grafikte bu süre boyunca Ozan'ın telefonunda kalan fotoğrafların ne kadar yer kapladığı günlük verilmiş. Diyor ki işte birinci gün 200'lik kalmış. İkinci gün 120'lik kalmış. Bak bunlar kalanlar. Üçüncü gün 60 kalmış. Dördüncü gün hiç kalmamış ona göre. Yani birazdan bulacağız. Soru ne peki? Buna göre Ozan'ın internete yüklediği fotoğrafların toplam boyutunun günlere göre dağılımını ne olmuş? Peki şimdi arkadaşlar bunun şöyle düşünün. En başta 300 MB yok muydu? Birinci gün kaç kalmış? 200 mü kalmış? Demek ki birinci gün arkadaşlar ne kadar eklemiş? Ne kadarını silmiş yani öyle düşünelim. 100 silmiş değil mi? Şimdi 200 kalmıştı ya. Sonra ikinci gün 120 kalmış. Yani azalan miktarı silmiş demek ki. Yani burada 80 silmiş. Şimdi burada ikinci gün 120 kalmıştı. Üçüncü gün 60 kalmış. Demek burada 60 silmiş. Dördüncü gün hiç kalmadığına göre buradaki 60 kalanı da burada silmiş ve bitmiş. Şimdi toplam bunlar arkadaşlar ne olur? Toplarsak 300 olmayacak mı yine? İsterseniz sağlam yapın. Burası 120, 200, 300. Yani bu 300 grafiğin tamamını alacak değil mi arkadaşlar? Orantı kuruyoruz ya. 300 dediğimiz şey şurada yaparsak 360 derece yer kaplıyor. Şöyle düşünelim. Mesela 60'tan bakalım. En küçüğünden başlayayım. O zaman 60 MB ne kadar derece kaplayacak? Şimdi ben x'i bulurken şöyle yapıyordum. X'in çarpmasındakini arkadaşlar bölme yazıyorum. Yani 300'ü bölme yazıyorum. Diğerlerini yani 360 ve 60'ı çarpma olarak yazıyorum. 2 sıfır sildim her taraftan. 36'yı da 3'e bölersem 12 yapar. 12 çarpı 2 ne yapar? 72 derece yapar. Hangisi bu? 4. gün 72. Bu da 60. Bu da 72. Hemen elemeye başlayalım. 3. gün 72 mi? Evet. Burada 72. Yani bu dursun şimdi. 4. günde bakmadım. Burada 3. gün 72 değil. Gitti. Bakalım buraya. 3. gün 72 mi? Değil. 3. gün 72 mi? Değil. Demek ki A şıkkıymış. Bulmuş olduk. Diğerlerini yapmaya gerek kalmadı. Ha, yapsaydık ne olacak? Tabii bir tane daha bulalım sizin için. Aynı mantık yapıyorum arkadaşlar. Hatta bakın daha ufak sayıyla uğraşmak istiyorsanız 60-72 alın. Ben artık ne biliyorum? 60 megabaytın 72 derece olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Şimdi neyi bulalım? 80'i bulalım. 80 megabayt ne kadarlık yer kaplayacak? Yine ne yapıyorum? X'i bulmak için X'in çarpmasındakini bölme yazıyorum. Diğerleri 80 ve 72 çarpma yazdım. Birer tane sadeleştirdim. 0'ı 72'yi 6'ya bölsem 12 yapar. 12 çarpı 8 de 96 yapar. Bakıyorum hangisi ikinci gün 96. Bakın doğru olarak gidiyor. Yani artık eminiz kesinlikle A şıkkı olmuş oldu. Evet böylece Mayıs ayında yanan ikinci çalışma örnek soruların sonuna geldik. Herkese iyi çalışmalar. Sınavda şimdiden başarılar.